Nesneleri taşımak ve kopyalamak. AutoCAD'in MOVE yani taşı ve COPY yani kopyala komutları nesneleri yeniden konumlandırmak veya çoğaltmak için kullanılırlar. Bu komutların temel çalışma mantığı hemen hemen aynıdır. İlk olarak MOVE komutunu inceleyelim. Bu çemberi yandaki karenin sol üst köşesine taşıyalım. Bunun için şeritteki Modify panelindeki MOVE komutunu çalıştırın. Sonra taşıyacağınız nesneye sol tıklayarak seçili hale getirin. Ancak seçim işlemini tamamlamak için sağ tıkla işleme devam edin. Şimdi nesneyi taşımak için bir nokta belirlemelisiniz. Bunu nesneyi taşıyarak da yapabilirsiniz. Çemberin üzerine geldiğinizde merkezinde bir nesne kenetleyici olduğunu görürsünüz. Bu durumdayken çembere tıklayın ve taşımak istediğiniz noktaya sürükleyin. Nesne kenetleyici karenin sol üst köşesinde tutunduğunda bırakın. İlk taşıma doğru bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Çemberi bir kez daha taşıyalım. Bu kez de karenin sol üst köşesine taşıyalım. Move komutunu çalıştırın. Çemberi seçin. Sağ tıklayın ve çemberi merkezinden tutup karenin sağ üst köşesine taşıyın. İşlem bittikten sonra ekranı biraz uzaklaştırın ve yukarı doğru kaydırın. Her iki taşıma işlemi de nesne kenetleme özelliği kullanılarak yapılmıştır. Bu kez çemberi doğrudan mesafe girerek taşıyalım. Çemberi bulunduğu yerden 10 birim yukarı taşıyacağız. Move komutunu çalıştırın. Çemberi seçin. Sağ tıklayın. Çemberi merkezinden tutup durum çubuğundan orto modunu aktifleştirin. İmleci doğrudan yukarı çekin. Mesafeyi 10 olarak girip Enter'a basın. Gördüğünüz gibi taşıma işlemini sadece nesne kenetleyici ile yapmak zorunda değilsiniz. Bu işlemi doğrudan mesafe değeri girerek de taşıma işlemi yapabilirsiniz. Şimdi de copy komutuna bakalım. İşlevsellik açısından copy komutu da move komutuyla aynı şekilde çalışır. Karenin her bir köşesi için birer çember kopyalayarak başlayalım. Copy komutunu şeritteki Modify panelinde bulabiliriz. Komutu çalıştırın. Çemberi seçin ve sağ tıklayın. Çemberinizi merkezinden tutun ve kopyalamak istediğiniz yere taşıyın. Ancak orta modu hala aktif olduğu için çemberi istediğimiz yere taşıyamıyoruz. F8'e basarak orta modunu kapalı duruma getirin. Artık istediğimiz yere taşıyabiliriz. İlk kopyamızı sağ üst köşede oluşturalım. Komutun hala aktif olduğuna dikkat edin. Çünkü AutoCAD varsayılan olarak çoklu kopyalama modundadır. Diğer kopyaları da karenin köşelerine yerleştirin. Tamamlandığında Escape'e basarak komutu sonlandırın. Gördüğünüz gibi çemberin 4 kopyası istenilen yerlere taşınmıştır. Şimdi mu ve copy komutunu öğrendiğimize göre bir uygulama örneği üzerinde çalışalım. Ekranı biraz uzaklaştırın ve kaydırın. Ekranda bir sivil mühendislik çizimi var. Bu bir lokantaya ait çevre planıdır. Lokantaya biraz yaklaşalım. Burada bir arabaya servis yolu görüyorsunuz. Biraz daha yaklaştığımızda binanın kuzey tarafında bir bahçe görünüyor. Bu bahçeye biraz masa ekleyeceğiz. Çizime önceden bir masa eklenmiş durumdadır ve çoğaltılacağı yerler de belirlenmiştir. Şimdi mu ve copy komutlarını kullanarak masalarımızı yerleştirelim. İlk olarak mu komutunu çalıştırın. Masayı seçin ve sağ tıklayın. Masayı merkezinden tutarak yerleştirmek istediğimiz noktanın merkezine taşıyalım. Kalan masalar için copy komutunu çalıştırın. Masayı seçin ve sağ tıklayın. Masanın merkezinden tutarak diğer tüm hedeflerin merkezlerine tıklayın. Kopyalama işlemi bittiğinde ESC'ye e basın. Bahçeye 4 adet masa yerleştirilmiştir. Bir nesneyi taşırken ya da kopyalarken mutlaka nesnenin üzerinde bir noktadan tutarak taşımak zorunda değilsiniz. Şimdi buna dair bir uygulama yapacağız. Ekranı biraz uzaklaştıralım ve park alanına yaklaşalım. Şimdi buradaki arabayı kopyalayarak Diğer park bölümlerine yerleştireceğiz. Bunun için Copy komutunu çalıştırın. Arabayı seçin ve sağ tıklayın. Şimdi nereden taşımak istediğimize karar vermeliyiz. Park çizgilerinin hepsi aynı boyda ve aynı hizada olduğundan dolayı, kopyalama noktasının bu şeridin uç noktası olarak belirleyebiliriz. Dikkat ederseniz nesne üzerinde bir nokta belirlemedik. Şeridin uç noktasına tıklayın. Ardından diğer şeritlerin uç noktalarına tıklayarak kopyalarınızı oluşturun. İşiniz tamamlandığında Escape'e basarak komutu sonlandırın. Gördüğünüz gibi Mew ve Copy komutları işlevsellik bakımından oldukça kullanışlıdır. Bu araçlardan birini nesne kenetleme noktaları ile birlikte kullanarak kolaylıkla çiziminizde düzenlemeler veya eklemeler yapabilirsiniz.